Ergündüler, sıraya girdiler. 15 Temmuz kalkışmasının millet tarafından bertaraf edilmesinden sonra temizlik sürüyor, daha da artacak. Belli ki çok önemli isimlere yönelecek. Şimdi isim vermenin gereği yok ama kaçınılmaz olarak yakın dönemin en etkili isimleri 15 Temmuz'un altında kalacak. Daha sonra konuyu açarız. Nasıl olsa vaktimiz olacak. HDP'ye, CHP'ye, Avrupa'ya geleceğim ama önce Akıncı üstüne gidelim. Gözden kaçırılan 3 adam var daha doğrusu üçünün de verdiği ortak ifade. Kalkışmanın merkezlerinden biri belki de en önemlisi Akıncı Üssü'ydü. Akıncı Üssü'nde ortaya çıkan tabloda üç sivil vardı. Üçü de 143. Filo merkezindeydi. Neden? Cevabı basit. Hakan Karakuş, FETÖ tarafından Orgeneral Akın Öztürk'ün damadı olması için yönlendirilen biriydi. Evlilikler de hesaba dahildi. Bunu ben değil silah arkadaşları söylüyor. Yarbay Hakan Karakuş imam olarak da FETÖ'de çok etkili biri ve onun emriyle Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'e kapılar açılıyor. Bir albay, yahu ben üniformamla gitsem beni orada dolaştırmazlar, bu nasıl iş siviller cirit atıyor dedi. Çünkü sivilleri içeri alan imam Karakuş'tu ama olayın bir de öncesi vardı. Karakuş, üstteki teknolojik değişikliğin gereğini etrafına anlattı, inandırdı ve ikna etti. Teknik altyapıyı değiştirmek ve geliştirmek için Harun bin işi daha önceden üste aldı. Yani oraya gidip gelen biriydi. Artık kimse ona sivil diye bakmıyordu. O da geldi, Karakuş'un dediğini yaptı. Altyapı değişti ama araya bir imza attı. Kurduğu sistemle Pensilvanya ile çok rahat ve güvenli iletişim kurulmasının önünü açtı. 15 Temmuz gecesi Pensilvanya ile oradan temas sağlandı. Karakuş'un emri ve desteğiyle 143. Filo darbenin karargahı oluvermişti. Ancak planlama daha sağlamdı. 143. filo vurucu güçtü. Diyarbakır'dan kalkanlarsa polis helikopterlerine karşı savunma gücüydü. Tabii bir de destek gücü olması gerekiyordu o da incirlikti. Havada yardım onlardan geliyordu. Yani planlama aslında mükemmele yakındı. Başaramadılar o ayrı. İşte İmam Karakuş da vurucu gücün önemli ismiydi. Yanında abileri de vardı. Harun Biniş elektrik elektronik mühendisiydi. İşi belliydi. Zaten daha önceleri ismi üst düzey yargı mensupları, siyasetçiler, mülki idare amirleri, yargı mensupları, iş adamları, emniyet, mit ve askere ait telefonların usulsüz dinlenmesi davasında geçiyordu. Biniş ifadesinde Fethullah Gülen ve 15 Temmuz darbesiyle ilgili soruya olumlu veya olumsuz yorum yapmak istemiyorum cevabını verdi. Bu önemli değildi. Asıl cevap başkaydı ve hepimiz gözden kaçırıyorduk. Adil Öksüz de Kemal Batmaz da Harun Biniş de Akıncı'da ne arıyordun sorusuna arsa bakmaya gitmiştim cevabını veriyordu dönün geriye. Süleyman Hamit Müftügil. Dünyada kimsenin üç kez görüşemeyeceği bir isimle oturduğunu ve masadan oteli biz aldık diye kalktığını aktarıyordu. Sözcü gazetesinin muhabirine. Görüşme nerede oluyordu Washington'da? Orada konu oteldi. FETÖ adına alınan otel Müftügil'i çok mutlu ediyordu. Akıncı üstünde ise arsa. Aslında ikisi de aynı şey. İkisinde de ifade edilen Türkiye. Biri aldığını, diğerleri de alacağını söylüyor. Türkiye için birileri darbeye kalkıyor, birileri de pazarlığa oturuyordu. Kimse millete bir şey danışmıyordu. Ortada çözülmesi gereken büyük düğümler vardı. Ancak yol alınamıyordu. Bu nedenle millet 15 Temmuz'da gelip gereğini yapıyordu. Akıncı'da toplananlar, iletişime geçenler, meclisi bombalayanlar, köprüleri tutup halka ateş açanlar, tankları sokağa çıkaranlar, jetlerle caddeleri vuranlar bir elleriyle de HDP ile temas halindeydi imamlara ve imamların ilişkilerine baktığımızda bu net. Bu ilişkinin arkasında daha gündeme gelmeyen iş dünyası ve siyaset ayağı da vardı. Sıra muhtemelen buna da gelecekti. Zamanlama önemliydi. Yalılarda kim kimlerle ne görüşüyordu? Bunlar unutulmuş değil. Hepsi biliniyor. Siyaset de sermaye de işin tam göbeğinde. Zaten parasız darbe mi olur? Son günlere bakın. Dünkü HDP grup toplantısına bir göz atın. Avrupa molekülleriyle HDP'nin yanı başında tam destek. Sadece onlara da değil, FETÖ'de kanatlarının altında. Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın yönetmeni, icra kurulu başkanı neredeler? Avrupa'da. Cumhurbaşkanlarıyla görüşüyorlar, madalya alıyorlar, sığınma elde ediyorlar, yazı yazabiliyorlar, pasaport bulabiliyorlar. Arkalarında koca bir Avrupa. Hiç azımsanacak bir şey değil. 53 yıldır Türkiye'yi kapıda bekletenler bir anda PKK HDP ve FETÖ'ye kapılarını açtı. Aslında bu kapı yıllardır onlara açıktı. Sadece önce Türkiye diyenler buradan geçemezdi. Avrupa'da her yerde PKK ve uzantılarını bulursunuz. Şimdi de FETÖ orada. O da geçiş üstünlüğüyle locada yerini aldı. Hikaye böyledir zaten. Dışarısı yıllardır Türkiye'yi içimizdekilerle kontrol etmek istemektedir. Bu yeni değildir. Sadece bizler ülkeyi korumanın yolunun silahtan, toptan, tüfekten geçtiğini sanıyoruz. Okullarımıza, bankalarımıza, sahillerimize, medyamıza, ordumuza sahip çıkamıyoruz. Çıkamadığımız ortada adamlar sızdı. Dün de bugün de varlar. Bu umutsuz olacağımız anlamına gelmemeli. Güçlüyüz ve kazanan biz olacağız. Ama içeride de artık gol yemeyelim. Siyaset, iş adamı, ordu, emniyet ayağı hep vardı. Bunun halkalarını kopara kopara gidiyoruz gideceğiz de ve sonunda bize ait olanı geri alacağız. Zaten ondan sonra bütün bölge bizim. Bakın Avrupa niye feryat ediyor? Neden diplomasi sınırlarını aşarak Cumhuriyet gazetesine ve FETÖ'ye sahip çıkıyor? Cumhuriyeti çok sevdikleri için mi? Elbette hayır. Eğer öyle olsaydı FETÖ gibi kara sesi de DHKPC'yi de barındırmazdı. Paris, Londra, Brüksel hepsi aynı. Dün gelip HDP sıralarına oturdular, sıralardan destek attılar. Önlerine isimlerini yazarak geldiler. Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya olay buydu. Baştan beri bizi bölmek isteyen Avrupa'ydı. Kürtleri dışarıda tutup Ankara'ya kadar olan topraklarımızı içlerine alacaklar, sonra da üzerimize basarak Orta Doğu'yu ve enerjiyi yöneteceklerdi. PKK buydu. FETÖ'de diğerleri de bu operasyon bizi zayıflatmak, söz dinler hale getirmek ve gerekirse bölmek içindi. Bu yıkıldı. Millet geldi ve oyunu bozdu. Şimdi anlamayanların anlaması gereken bir zamandayız. Başka ülkemiz yok. Ben bu toprakların İngilizler, Almanlar, Amerikalılar, Fransızlar tarafından yönetilmesine karşıyım. Biliyorum ki yalnız değilim. Kavga bu. Yoksa kimseyle kişisel bir mücadelemiz yok. Olmadı, olamaz da. Uçakları kaldıracak kadar, gazeteci devşirecek kadar, tankları sokağa dökecek kadar, bankalarımızı boşaltacak kadar, masumlara kurşun yağdıracak kadar İçimizde güçlenmelerine itiraz ediyorum. Güçlü Türkiye masada herkesi yanına çeker. Alternatifi olmayan bir devletiz. Eksiklerimizi de bilerek gidelim. Ama büyük olan biziz. Bu nedenle yıkamadıkları için gelip HDP sıralarına oturuyorlar. Otursunlar. Önce deviriyorlardı. Şimdi sıraya giriyorlar. Komik. Avrupa bizi yanına alamadı, kaybetti. Yıkılacaklar. İngilizler gitti şimdi sıra diğerlerinde. Mücadele Tayyip Erdoğan'ın kişisel mücadelesi değil. Bunu hala anlamakta zorlananlar var. Tayyip Bey'den sonra ne yapacağız? Aldığımız mevzileri geri mi vereceğiz? Kontrolü tekrar bunlara mı devredeceğiz? Unutmayın, Batı Türkiye'de kendi çıkarlarına uygun olduğu sürece mollalar gelip yönetime otursa da gıkını çıkarmaz. Sadece çıkarlarına bakar. FETÖ galip gelseydi koltuğa kurulsaydı Türkiye demokratik değil mi diyeceklerdi. Anlayın artık, Türkiye bağımsızlık çizgisini netleştirdikçe saldırılar artar. Artacak da ama kazanan biz olacağız. 15 Temmuz bize bunu gösterdi. Not, The Economist Hillary Clinton'ı 2 yıldır kapağından düşürmedi. Bakalım başkanlık yarışını kim kazanacak? Eğer Hillary ipi önde göğüslerse bu küresel sermaye ve Rothschild'ların başarısı olacak. Faiz lobisi kazanmış olacak. Bakalım merak ediyorum. Ergün Diler, Takvim